Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Tam ölçülü bulgurlu pazı sarması tarifiyle sizlerle birlikteyim. Acemilerin bile kolaylıkla yapabileceği muhteşem bir pazı sarması. Dilerseniz tarifimize geçelim. Kaynayan suyumuzun içerisine 2 demet pazımızı koyalım ve 30 saniye bekletelim. 30 saniye sonrasında pazılarımızın suyunu süzdükten sonra direkt soğuk suyun içerisine atalım. Soğuk suyun içerisinde biraz beklettikten sonra tekrardan suyunu süzelim ve ayrı bir tabağa alalım. Pazımızın iç harcı için uygun bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Kızgınlaşan yağımızın üzerine 1 adet yemeklik olarak doğramış olduğum kuru soğanımı ilave ediyorum. Soğanlarımızı bir 5 dakika kavuralım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 1 yemek kaşığı domates salçasını ilave edelim. Yeteri kadar tuz ekleyelim. En son salçamızın üzerine baharatlarımızı ilave edelim. Karabiber, pul biber ve nane ekleyerek tekrardan karıştıralım. Kavrulan salçamızın üzerine 1 su bardağı bulgurumuzu ekleyelim. Yarım su bardağı yıkanmış pirinç. Bir su bardağı kaynar su ilave edelim. Suyunu çekene kadar iç harcımızı pişirelim ve daha sonra bir köşede soğumaya bırakalım. Tamamen soğuyan pazılarımızı sarmaya başlayalım. Tezgahımızın üzerine bir adet pazımızı uzunlamasına doğru alalım. İç harcımızdan pazımızın uç kısmına doğru, uzunlamasına doğru yerleştirelim. Çok fazla iç harcı koymayın arkadaşlar. Pazımızı ilk önce içe doğru saralım. Uzunlamasına doğru rulo yapacağız. Şu kenar kısımları mutlaka içe doğru katlayın. Sıkı bir şekilde rulo yaptım. Pazımızın uç kısmını içe doğru bükelim ve sarmaya devam edelim. Pazımızın en son şekli bu şekilde olacak arkadaşlar. Normal yaprak sarması gibi sarmadım. Çok farklı bir lezzete sahip oluyor bu şekilde. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tekrardan göstermek istiyorum. Pazımın bir tanesini aldım. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu damar kısımlarını mutlaka bir bıçak yardımıyla kesin. Çünkü çok sert oluyor. Ben haşlamadan önce damar kısımlarını bir bıçak yardımıyla incelttim bu şekilde. Sizler unuttuysanız eğer bu aşamada da bu damar kısımlarını alabilirsiniz. Uzunlamasına doğru iç harcımdan yerleştiriyorum. Şu şekilde kenar kısımlarını içe doğru katlayalım. Eğer burada sert bir damar olsaydı sarması zor olacaktı ve pazınız yırtılacaktı. Mutlaka damarlarını alın. İçe doğru sarıyorum. Yaprak sarar gibi pazımı sarıyorum arkadaşlar. Daha sonra uç kısmından içe doğru bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Burada önemli olan pazınızı haşlarken çok fazla haşlamayın. Mutlaka 30 saniye tutun. O şekilde haşlayın. Çünkü pazı çok çabuk şekilde yırtılabilen ve pişebilen sebze türlerinden biri. Buna çok dikkat edin. Çok haşladığınız zaman pazılarınız yırtılacak arkadaşlar.
sarmış olduğumuz pazılarımızı borcamımıza sırasıyla dizelim. Mutlaka pişirme kağıdı sermeyi unutmayın. Pazılarımız pişmek için hazır arkadaşlar. Üzerine çok az miktarda tuz serpeceğim. Pazılarımızın üzerine geçecek kadar kaynar su ilave edelim. Musluğumun başında ıslatmış olduğum pişirme kağıdını direkt pazılarımızın üzerine kapatalım. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pazılarımızı 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirelim. Bulgurlu pazılarım servise hazır. Tam 20 dakika boyunca fırınımda kontrollü bir şekilde pazılarımı pişirdim. Kesinlikle çok dikkat edin pişirirken. Çok fazla pişirirseniz eğer hamur gibi dağılır. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde pişirdiğiniz zaman sizler de o sonucu elde edebilirsiniz. Hemen sizlere kıvamını ve lezzetini göstermek istiyorum. Evet, o güzel lezzetli pazımızın kıvamına bakalım. Bakın hiçbir şekilde dağılmıyor. İçi çok güzel bir şekilde pişmiş görmüş olduğunuz gibi. Zaten bulgur ve pirinci biraz pişirmiştik. O yüzden de pratik bir şekilde fırında pişecektir. Akşam olduğu için tam net görünmeyebilir ama gerçekten görselliğiyle hem de lezzetiyle sofralarınıza şıklık katacak bir yemek türü. Mutlaka sizlere tavsiyem bu tarifi birebir uygulamanız. Bu tarifim de sonuna geldim. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.